Evet sevgili izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. E, DigiDays 2023 hız kesmeden devam ediyor. Şu anda konuğumuz e, Burcu Çakır Koç, shopsamsung.com.tr satış ve pazarlama direktörü olarak bizlerle. Şu andaki programımızın konu dijital iletişimde üçüncü taraf ve iş ortaklıkları ve sosyal sorumluluk projeleri. Öncelikle hoş geldiniz diliyoruz. Hoş, hoş geldin. bulduk Kaan. Teşekkür ederim. Hem sana hem tüm izleyicilerimize. Umarım keyifli bir sohbet olur. Umarım inşallah. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Seni sormalı. Umarım her Bu şey... Bizler de iyiyiz. Sizlerle beraberiz. Ee, Dilerseniz e, ilk başta sorularımıza bir geçelim. Ondan sonra sizin bir e, sunumunuz var. Onları Hı -hı. sizden dinleyeceğiz ve yine soru cevap şeklinde keza yine YouTube'dan gelen, izleyicilerimizden gelen sorularımızı sizlere yöneltmiş olacağız. Evet. Ucu tamam. Koç kimdir diye bir sorumuz var. Evet Burcu Çakır Koç aslında tüm e, öğrenim hayatının turizm otelcilik ve otel işletmeciliği üzerine e, eğitim görmüş fakat yaklaşık 20 yıldır e, farklı farklı şirketlerde farklı satış kanallarında e, satış ve pazarlama ekiplerini yöneten e, bir profesyonel aslında kendince aslında e, saha ekipleri kurumsal satış ekipleri bayi kanalı gibi satış temsilcisinden başlayarak ilerleyen bir Terivan'ım var. Şu anda da shop.samsung.com.tr'de satış ve pazarlama direktörü olarak e, çalışıyorum. Görmüş olduğunuz Samsung mobil uygulamasındaki e, tüm süreçlerden sorumluyum. Çok iyi, çok teşekkür ediyoruz. E, şimdi dilerseniz sun, e, programımızı sunumunuzla bir devam edelim. Evet, öyle yapalım. Ben aslında tüm katılımcılar için böyle... Çok ders niteliğinde değil aslında ama böyle hap bilgi, hap bilgi, bizim konumuzun biliyorsunuz sosyal sorumluluk ve affiliate ortaklıkları. Olmazsa olmaz birkaç noktası var. Bunları değindiğim bir sunum var. Onun üzerinden ilerleyelim. Tabii ki. Ee, sunumum geldi değil mi? Bir problem yok şu evet, anda. Evet, bir problem yok. Tamam. Ee, bugün e, hep birlikte üçüncü taraf iş ortaklıklarını ve sosyal sorumluluk e, projelerini konuşacağız. Ee, aslında her konunun başında olduğu gibi bu süreçte tamamen aidet duygusuyla başlıyor. Ee, benim deneyimlediğim, gördüğüm aslında yaklaşık 20 yıllık iş hayatı tecrübemde ee, eğer bir konu için aidet duyarsanız, ee, ona dair çok fazla fikir geliştirebiliyorsunuz ve bunun içinde belli işte kural setleri doğrultusunda bir hikaye yaşayabiliyorsunuz. Ee, kişinin kendisine ait, bir yere ait hissetme duygusuyla başlayan bu aidiyet duygusu aslında orada ol, bulunduğu ortamın bir parçası olduğunu hissetmesi. Aynı zamanda da bunu kabul etmesiyle başlıyor. Ee, tabii ki bu şöyle devam ediyor yani tercihlerle devam ediyor birazcık İşte bir takım tutuyorsunuz. Siz A takımını tutuyorsunuz, ben B takımını tutuyorum. İşte siz A sanatçısını beğeniyorsunuz, ben B sanatçısını beğeniyorum. Ee, benim okuduğum bir kitaptan siz benim gibi keyif almıyorsunuz, ama sizin okuduğunuz kitaptan da ben aynı duyguyu alamayabiliyorum. Ya da keza siz de bir orman tatilini e, tercih ediyorsunuz ve seviyorsunuz, ama ben deniz tatilini tercih ediyorum gibi. Aslında tamamen tercihlerimizde sahiplenme alanlarımızla alakalı. Ee, dolayısıyla. E, Tüm duygularımızı bunun yönlendirdiğini düşünüyorum ben. Günümüzde de online satın alma kararları yine bu aidiyet duygusu çerçevesinde ilerliyor ve e, yapmış olduğunuz her ne kampanya olursa olsun bunu sosyal sorumluluk projesinden tutun sıradan bir pazar günü üzerinden satış olarak netelendirin. Hepsi bizim bir aidiyet duygumuza aslında dokunuyor. Çünkü satın alma eğilimimizde de bizi tercih eden tüketicilerin baktığı eğer online dünyadaysak ilk şey en uygun fiyat olma, en güvenilir olma, en bakılan olma, en ziyaret edilen, izlenen olma ya da popüler olma noktasında ilerliyor süreç tamamen. Dolayısıyla biz güdülerimiz ve dürtülerimizle satın alıyoruz. Bunun üzerinden ilerlersek de eğer bir sosyal sorumluluk projesinin karşı tarafa vermiş olduğu hissi e, kullanıcının hissetmesi gerekiyor. E, kurum adına ya da kişisel bir fayda için toplumun faydasına yapılan tüm projelere biz sosyal e, sorumluluk projeleri diyoruz. E, bireylerin ve kurumların ihtiyaçlarına duyarlı davranarak tabii ki güvenlik unsuru içinde kalarak aslında insanlık adına ve topluma fayda gözeterek yapılan bütün gönüllü faaliyetlere sosyal sorumluluk projeleri diyoruz. E, elbette ki ben bir sosyal sorumluluk projesi yaratabilirim bu topluma ve e, aslında hitap ettiğim herkese geçebilir ama bunu anlamlı kılan e, karşıda Kaan'ın ya da bizi dinleyen değerli dinleyicilere de geçiyor olması gerekli e, oldu diyebilmemiz için. Ee, ve bakıldığında aslında e ticaretin geleceğindeki o madde nedir diye e, işte katılımcı arkadaşlarımızın belki derslerde gördüğü dijital pazarlama eğitimlerinden tutun e, belki de e, satış içerikli tüm görüşmelere e, bakıldığında artık bu 10 yıldızın içinde bir tanesi sosyal sorumluluk çünkü topluma karşı daha duyarlı bir strateji ve e, sadakati sağlayan bir eğer program yazarsak. E, Kişiyle arasındaki bağı kuruyoruz aslında ve biz online bir iş yapıyoruz, zor bir iş yapıyoruz. Evet. Online'dan duyguyu verebilmek, online'dan sadakati sağlayabilmek e, fiziki satış dünyasının dışındaki bir kavram. E, dolayısıyla aslında e-ticaretin geleceğindeki 10 maddeden bence ilk benim ilk üçüme girebilir. E, maddelerden biri de sosyal sorumluluk. Ee, sosyal sorumluluk bu arada yeni bir kavram değil aslında belki biz son yıllarda bunu duyduk ve hayatımızda e, entegre ettik şu an her yerde görüyoruz birçok e-ticaret pro e, programında bunu görüyoruz ama aslında 1953 yılında e, Bova'nın e, bulmuş olduğu e, kullanmış olduğu iş adamlarının sosyal sorumlulukları adlı makanede yer verdiği aslında toplumun değer ve e, amaçlarıyla örtüşen faaliyetleri e, değinmiş ve e, aslında sonrası sonrasındaki yıllarda da e, bunu Carol e, bir piramit haline getirmiş demiş ki işte ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik olduğu noktada aslında e, kurumsal sosyal sorumluluğun e, belli aşamaları var demiş ve bizler de aslında stratejilerimizde bir kampanyayı hayata alırken e, bunları göz önünde bulundurarak ilerletiyoruz. Hı hı. Çok pardon biraz hızlı geçtim galiba. Hı hı bunlar neler? İşte çok uzun uzun bunları elbette ki değinmeyeceğim ama işte ekonomik sorumluluklarımız var. Her işletmenin öncelikle ek ekonomik aslında sorumluluğu, işletmesine olan sorumluluğu, işte maliyetleri tutmak, bir arada başarı gelirlerine bakmak, operasyonun uzun ve kısa vadeli şeylerine, gelirlerine odaklanmak ve etkin bir finansı yönetmek elbette. Ama bunun dışında ben bir proje yapıyorum deyip aslında e, istediğimiz her türlü projeyi de yapamıyoruz. Devlete karşı da belli yasal sorumluluklarımız var. İşte Topluluklara karşı ahlaki sorumluluklarımız var ve aslında buna inanan herkese karşı da hayırseverlik rolümüzün de aslında ön plana çıktığı parasal kaynakların, işte ürün, hizmet ve bağışların e, aslında konuşulduğu dünyada da e, her birimiz için hayırseverlik ve gönüllülük sorumluluğumuz da var e, bu konuların içinde. Ben tüm arkadaşlarımız için aslında şu ana kadar benim bana en dokunan, en çok konuşulan bazı sosyal sorumluluk projelerini bir araya getirdim. Eminim ki bizi izleyenler bunlardan birkaç de, evet bunu biliyorum diyecektir. Mesela Baba Beni Okula Gönder kampanyasıyla, sosyal sorumluluk kampanyasıyla çok sayıda kız çocuğunu Doğan Gazetecilik Grubu okullarına ulaştırmıştı böyle bir bilgilerle. Yine Vodafone Düşler Akademisi'nde engelli vatandaşların sanata dahil olmasıyla alakalı... ...bir proje vardı. Turkcell'de kardelenler projesi vardı. Eğitimde fırsat eşitliği, kız ve erkek çocuklarının... ...aynı şansın tanınması noktasında... ...bir projeydi bu da. Unilever'in e, yine bir projesi var. Endonezya'da ve Brezilya'da... ...bir milyon ağacın yok olmasına e, engellemek amacıyla... ...yapılan bir projeydi bu. E, onun dışında Koç Meslek Lisesi'nde... ...ben de bir meslek lisesi mezunuyum. Anadolu Meslek Lisesi mezunuyum. E, öğrencilik hayatımızda hep böyle bir... ...geri planda kalma. E, çünkü ağırlıklı olarak... Normal eğitim gören aslında arkadaşlarımızla aynı sayıda, aynı saat sayıda eğitim almadığımız için aslında biraz geride kalma durumumuz vardı. Bu örneğin proje beni çok etkilemişti. Meslek liselerinin düşük gösterilmesinin ve önüne kapatılmasının aslında duyurulduğu bir projeydi bu da. Mercedes'te Her Kızımız Bir Yıldız projesiyle de aslında kadınların iş hayatındaki rolünü ve daha çok kadın iş insanını e, yetiştirmek amaçlı yapılan bir projeydi bu. Coca Cola'da atıksız bir dünya yine aslında e, çünkü tüpe, tüketim toplumu olmaya başladık e, çok fazla şey tüketmeye başlıyoruz ve tükettiğimiz her şeyin aslında ekosistemde bir maalesef atığı oluşuyor ve e, bu belli bir süre sonra işte önüne geçilemeyecek e, yerlere evriliyor olacak. Coca-Cola'da susuzluğu önlemek amacıyla sattığı ürünün şişelerini ve ambalajlarını geriye dönüşüme uyumlu aslında yüzde yüz geri dönüştürülebilir üründen seçmişti ve buna ek olarak şunu söyleyebilirim işte bu projeyi takip ettiğim için söylüyorum bu üretim sırasındaki tüm suların da aslında keza yine doğaya geri dönüşümde zarar vermeyecek şekilde planlandığı kurgulandığı bir projeydi. Daha bildiğimiz, daha işte şu an hepimiz "Aa evet bunu biliyorum." dediğim dediğimiz birkaç e, sosyal sorumluluk projesine daha yer vermek isterim. Aile içi şiddete son projesi vardı. Bolca hem yazılı hem dijital basında bunları gördük. Kadın için teknoloji TeknoSan'ın projesinden biriydi. KPMG'nin aslında PNG'nin aslında 81 ilde 81 okul projesiyle gençlerin daha çok spora dahil olmasına yönelik bir sosyal sorumluluk projesi vardı. Pembe Kurdele Avon, e, Matematik ve Fen Öğrenerek e, Eğlenerek Öğrenme e, Projesi ile Garanti Bankası, AÇEV'in e, çok sevdiğim projelerinden biri, Okuma Yolculuğu, e, yaşı ne olursa olsun herkesin okuma yazmayı, öğrenmeyi teşvik ettiği bir projesi vardı. Kar Temiz ve Çevre Engelsiz Hayat gibi bir kampanyası vardı ve e, Kapak Olsun projesinde hala daha şu an ofislerimizde, içmiş olduğumuz suların kapaklarını biriktirerek aslında engelli e, vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza yardımcı olduğumuz bir sosyal sorumluluk projesine birçok e, alanda rastladık aslında. E, bunun farklı versiyonları da var. E, artık insanları interaktif olmak, içine dahil etmek noktasında herkes ne yapabilir mi düşünüyor aslında Kaan. E, dolayısıyla evet bir ürün alıyorum kullanıyorum ama bunun birilerine de faydası olsun diye düşünüyorum her zaman. Çünkü zaten ben o ürünü almaya niyetlenmişim bunun bir karşılığının olmasını bekliyorum aslında bunun içinde bazı uygulamalar var mesela Help stepi ben kullandım bilmiyorum sen de kullandın mı aslında belki bizi evet. izleyen değerli kullanıcılar da aslında misafirler evet. de deneyimlemiştir yürüyorsunuz her evet, bir adımınızın bir karşılığı var evet, o adımlarınızın o karşılığında Şöyle ki e, bizim de aslında bir sosyal sorumluluk projesi var. Benim başlatmış olduğum aynı zamanda Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü hayır. işte e, bölüm atölyemizde yaptığımız Pradiste Yürü adı altında Hep Steps uygulamasını kullanıyoruz bizler de, arkadaşlar da. E, şu anda projemizin ilk ay, ilk ayındayız. E, çok güzel sonuçlar elde ediyoruz ve her ay e, bir kuruma topladığımız, yürüdüğümüz adımlarımızı bağışlıyoruz. Bu, bu şekilde bizler de e, bu uygulamadan da felaket ediyoruz diye söylemek istedim. Harikasınız. Çünkü zaten aslında e, yaş e, aralığı gereği gençlerimizin daha fazla aktivite yaptığı göz önünde bulundurulursa ben de kendimi genç olarak hallediyorum bu arada. E, her bir attığımız adımın aslında bir faydaya dönüştüğünü gördüğümüzde ben bunu yapıyorum. E, mesela bazen böyle 5000 bin adım oluyor ama 7000 bin adımda bir işte yıldız vesaire bir bir şey verdiği için diyorum ki hadi bir 2000 adım daha atayım. işte bir e, köpek maması alırım. Bir bir yere bağışta bulunurum diye. Aslında bu bizi tetikliyor. Tam da aslında istediğimiz şey, tam da aslında konuştuğumuz şey sosyal sorumluluk projelerinin kitleleri e, tetikleme e, yönünde çok büyük bir e, şey var, faydası var. Biz de e, aslında e, bu kampanyaları kuran, yöneten e, kişiler olarak da e, bunları amaçlıyoruz Tam da aslında amacına ulaşıyor. Onun dışında işte Givin var. Kullandığınız eşyaları alıyorsunuz, bunları satıyorsunuz, belli e, sivil e, toplum kuruluşlarına bağışta bulunuyorsunuz. E, Jotun boyanın bir projesi vardı mesela, e, her 4 kilometrede bir ağaç dikiyor sizin adınıza. Şimdi onu biraz değiştirdiler, 4 kilometrede bir deniz tabanından on metrekarelik bir alanı temizliyorlar. E, yani aslında Kaan'ın attığı adım aynı, e, ama attığı adım birçok kişiye e, aslında dünyaya dokunuyor. O nedenle sosyal sorumluluk projeleri oldukça bizim için e, mutlu eden, keyiflendiren, o projeyi yaparken de bizi heyecanlandıran projeler. E, tabii bunlar kişilere dokunuyor bir, ve bir fayda sağlıyor ama e, bunun dışında aslında kurumlara da faydalar sağlıyor. Ne yapıyor? Mevcut bir müşterilerinin artmasını sağlıyor. Çünkü e, eğer yürüyerek bir kampanyada bulunarak benim e, STEM platformum aracılığıyla bir fayda sağlayacaksam, İki platform arasından benim tercih edilmemi sağlıyor. İşte rakiplerine göre avantaj sağlıyor, çalışan bağlılığını e, e, pekiştiriyor. Aslında işte senin de dediğin gibi okulunun e, işte içinde bulunduğu bir sosyal sorumluluk projesinde severek sen de dahil olmak istiyorsun. İş dünyasında keza biz de böyle ucunda faydalara dokunan şirketler içinde yer almaktan çok daha mutlu oluyoruz. Onun dışında geliştirilmiş bir kamu imajı oluyor. Yani birçok yerde iletişim yapılıyor buna dair e, yazılı ve dijital mecralarda ve e, belki de insanlar e, şirket adıyla değil yaptığı sosyal sorumluluk projesiyle konuşulur hale geliyorlar. Dolayısıyla bir marka bilinirliğinin de artması durumu söz konusu burada. E, sosyal sorumluluk projesi deyip aslında bunu çok küçük ve e, daraltmak istemem ama Son zamanlarda tekrarını asla yaşamasını istemediğimiz bir deprem felaketi yaşadık ve aslında en güzel örneği, kenetlenmemizin en güzel örneği sanırım tüm e-ticaret platformlarında, pazar yerlerinde aktif olarak kampanyalarını kurmuş olduğumuz Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı bir depremle yardımlaşma seferberliği. Eminim ki bizi izleyen herkes e, muhakkak bu platformlar üzerinde fark etmiyor burada hangi platform olduğu muhakkak bir yardımda bulunmuştur. İşte neler yapıldı burada dijital yardım kartları oluşturuldu. Hiçbir şekilde kurum burada para kazanmadı. Tamamen depremzedelere yönelik bir aslında e, kampanya kurgusu planlandı. İşte o e, bölgedeki aslında hali hazırda hayatına devam etmek zorunda kalan insanların da işte e, biliyorsunuz pazar yerlerinde komisyon kurgusuyla çalışan bir dünya vardır. İşte o komisyonlar sıfırlandı ki öncelikli olarak insanların buradan alışveriş yapılması amaçlandı. Ee, ve e, bir anlamda belli e, pazarlama destekleri sağlandı. E, bir sürü proje duyduk tabii ki e, ama neden son zamanlarda sosyal sorumluluk projeleri öne çıkıyor dersek tam olarak aslında şu e, sol tarafımızdaki kalbimize dokunduğu için muhakkak bir şey buluyoruz. İşte e, okumayla ilgili bir eksikliğimiz, eksik bir yanımız varsa böyle bir proje gördüğümüzde gözlerimizin içi aslında ışıldıyor, canlanıyor. Ya da e, şiddet gören bir kadına destek olacağını bildiğimizde bir üründen bazen bir tane alacakken iki tane alabiliyoruz. Ya da hiç almayacakken alma kararı verebiliyoruz. Dolayısıyla bunlar e, hep sosyal sorumluluk projelerinin e, olumlu yönde çıktılarını sağlıyor ilerleyen dönemde önümüzde. Bunu farklı farklı şekilde entegre ediyoruz e-ticaret platformlarına da bu arada. İşte ne yapıyoruz? Pet shop kategorisinde bir ürün satıyorsak ona ilişkin bir sosyal sorumluluk projesi planlıyoruz. Ne yapıyoruz? Sokak hayvanlarına mama bağışlıyoruz belki. Ya da işte bir kitap kırtasiye kategorisinde eğer bir ürün satıyorsak köy okullarına destek alıyoruz oradan gelecek gelirle gibi. İşte anne baba kategorisinde bir ürün satıyorsak bebek kategorisinde özür dilerim. O zaman ne yapıyoruz? Buna ilişkin bir kampanya kurgusu planlayarak işte çocuk esirgemeye bağış şeklinde döndürüyoruz. Böyle bir ekosistem oluşuyor aslında satış dünyasında. Tabii ki burada bütün güç. Şu anda bizi izleyen değerli izleyen e, tüm ziyaretçilerimiz gibi de her şey ziyaretçi de. E, ne kadar çok ziyaretçi varsa, e, o kadar çok trafik var ve o kadar çok da aslında e, sosyal sorumluluk sorumlu projesi farklı kanallara, farklı kişilere duyuluyor. Dünya nüfusunun 2022'de 7.9 milyar olduğu ve 8 milyara doğru aslında ulaşacağı düşünüldüğünde. Çok ciddi bir internet kullanıcısı var artık. Dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlası internet kullanıyor, cep telefonu kullanıyor. Dolayısıyla artık fiziki kampanya kurgularından çok sizin de öğrencisi bulunduğunuz ve keyifle yaptığınız aslında tüm süreçlerini takip ettiğiniz dijital dünyaya evriliyoruz. Çünkü 6 saat 58 dakikamızı her birimiz ortalamada da günlük bilgisayar başında geçiriyoruz, ekran başında geçiriyoruz. Dolayısıyla her kişiye dokunma, her e, bir kampanya kurgusunda da e, muhakkak buradaki trafiklerden yararlanıyoruz. E, buraya kadarki kısımda aslında sosyal sorumluluk projelerini biraz özetlemek istedim Kaan. Eğer sosyal sorumluluk projelerimizle ilgili bir soru varsa burada alabilirim. Ya da affiliate ile ilgili de bir konumuz vardı. E, o kısma geçmek isterim. Ee, şöyle ki bir sorumuz var sosyal sorumlulukla alakalı YouTube üzerinden sevgili izleyicilerimiz tarafından gelmiş dilerseniz ben bunu sizlere akt edeyim Memnun oldum. Ee, şöyle bir şey öncelikle e, iyi yayınlar Burcu Hanım 2023 yılı için e-ticaret tarafında sosyal sorumluluk projesi kapsamında planlarınız var mı teşvik etmeniz adına diğer şirketlere önerileriniz nelerdir diye bir soru gelmiş var yapıyoruz hatta Belki çok erken de olacak. Yani Shop Samsun Komiseri adına şu an söyleyebilirim. Biz öğrenci indirimleri yapıyoruz. Sen de duyurumunu yapacaksın birazdan evet. zaten. Yüzde %15 15'e varan indirimler veriyoruz. Buradan tabii ki gerçek öğrencilere veriyoruz bu indirim oranını. Her ay güncellenen fiyat listelerimiz var. Ve bu fiyat listeleriyle aslında... E, belli uzantılarla, belli öğrenci işte Edu, Go gibi, e, K12 gibi e, uzantılarla e, ShopSamsung.com.tr'ye uyu olduğunda kullanıcılarımız, e, misafirlerimiz, öğrencilerimiz e, bizden özel indirimler alabiliyorlar. E, ve aslında bu da bizim bir anlamda e, destek, öğrencilere destek programımız. Evet, çok teşekkür ediyoruz soruyu cevapladığınız için. Evet. Özellikle de soruyu soran kişilerimizden Nevzat Bey, izleyicilerimizden Nevzat Zengin Bey soruyu sormuş. Ona da teşekkür ediyoruz diyelim. O zaman hemen öğrenci maille ile üye olup dilediği ürünü alabilir Nevzat Bey. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Devam edebiliriz Burcu Hanım sunumumuza. Tamam. Sosyal sorumluluk projeleri dışında aslında yine dediğim gibi tamamen amacımız dijital dünyaya trafik çekmek ve ne kadar çok kullanıcıya ulaşabilirsek onu amaçlamak olduğu için eee third party affiliate dediğimiz belki sizin de maalesef ben de çok İngilizce terimleri kullanmayı sevmiyorum ama hayatımıza giriyor ve öyle kalıplaşıyor. Üçüncü parti iş de yapıyoruz bolca e-ticaret projelerinde. Bundaki amaç aslında teknolojinin ve internet kullanımının artmasıyla, evet benim kendi platformumun, web sitemin belli bir trafiği var. E, fakat çok geniş ve yaygın ve her gün belki her dakika e, platforma eklenen e, yeni yeni isimler var. E, biz e-ticaret e, aslında e, platformlarında e, birbirimizin tüketicisi olan aslında her birimiz e, son kullanıcıya hedefliyoruz kendimizi ve ne kadar çok son kullanıcı aslında sahipsek gücümüzü de o kadar büyütüyoruz. Dolayısıyla burada e, ulaşılan kitleli, kitledeki insan ve kitleler dijital dünyanın en büyük faydası olduğu için hepimiz bu faydaya koştuğumuz için bu fayda paylaşımından da aslında bir gelirleme modeli yaratıyoruz. Buna da affiliate iş ortaklıkları, üçüncü parti iş birliktelikleri diyoruz. E, satış ortaklığı yani affiliate marketing aslında tedarikçi ile satış ortaklarının arasındaki e, kar payının paylaşılması esasını dayanan bir sistem. Ne demek bu? Tüm e, öğrencilerimiz için bunu bir açalım. E, benim bir platformum var, shopsamsung.com.tr. Belli bir ziyaretçi sayısı var fakat işte X diyelim, e, isim vermeyelim. X platformunda da bana benzer ürünler ya da benim ürün gımamın dışında, yanında e, farklı... Ürünler sergileyen birçok platform var ama oradaki kullanıcılar henüz Shop Samsung komiseri keşfetmemiş olabiliyor. Ben onların platformunda benim sayfama yönelik bir kampanya kurguluyorum. Yönlendirme, link dediğimiz aslında. Böylece her iki tarafta aslında sizin bir platformunuz var. Bana trafik yönlendiriyorsunuz, bunlar gerçek müşteriler. Ee, yönlendirdiğiniz müşteri için de aslında ben sizinle o yönlendirme üzerinden satmış olduğum ürünle alakalı da gelir paylaşımı yapıyorum. Oldukça basit bir kurgu aslında bu. Ee, çünkü paylaşılan trafik ve müşteri üzerinden yapıldığı için her şey çok net. Satış bedeli üzerinden bir komisyon ve gelir paylaşımı yapılıyor ya da bazen bu sadece yönlendirme üzerine yapılıyor. Her iki taraf için de böyle bir gelir oluyor. Böylece markalar da aslında Kullanıcı sayılarını artırıyorlar. Çünkü biliyoruz ki biz trafiği çok olan, kullanıcı sayısı çok olan, hatta e, işte seni de takip ediyorum sosyal medyadan, takipçisi çok olan kişilerle etkileşimler e, daha çok e, ne yapıyor? Trafiği arttırıyor ve etkileşimi arttırıyor. E, çeşitli siteler üzerinden banner, link aracılığıyla aslında mevcut site trafiğini arttırmak aslında affiliate projeler e, özetle burada bir 3 üç, 3'e ayırıyoruz aslında bu projelerdeki kişileri. Satıcı ve ürün sahiplerini, tüketicileri ve bunu bize yönlendiren işte e, reklam veren e, kuruluşları e, aslında konumlandırıyoruz tam olarak. Eee affiliate ortaklıklarda web sitesinin dönüşüm oranları artıyor çok büyük oranda marka bilinirliği artıyor. Çok daha geniş kitlelere ulaşabiliyoruz aslında performansa dayalı olması nedeniyle daha ölçülebilir. Daha potansiyel müşterilere ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla birçok aslında online platformun tercih ettiği bir müşteri kazanım yönetimi diyebiliriz affiliate ortaklıklara. E, performansa dayalı olduğu için aslında e, trafiğin paylaşılmasına yönelik olduğu için bunu bizler çok e, kolay ölçebiliyoruz. Siz de biliyorsunuz işte Analytics ve benzeri birçok veriler üzerinden sitenize trafiğin nereden geldiğini, e, o kaynağın nereden yaratıldığını görebiliyorsunuz, kampanyalar kuruyorsunuz. E, o kampanyadan mı tıklayarak sizin sitenize geliyor e, gibi birçok aslında değeri görebiliyorsunuz. Dolayısıyla tamamen performansa dayalı. E, strateji oluşturmak açısından çok önemli. Çünkü anlık veriyi görebiliyorsunuz. Tekrar birinin bir şey için raporlama yapmasına gerek yok. Tek bir tıkla aslında e, trafik kaynağının size ne kadar müşteri getirdiğini görebiliyorsunuz. E, bir Yeni bir hedef kitleye ulaşabiliyorsunuz dediğim gibi. Ve e, aslında olağan pazarlama iletişimlerinin içinde en düşük maliyetli olanı. Çünkü e, gerçekten size yönlenirse ve o satış orada sonlanırsa Karşı taraf için bir ödeme yapıyorsunuz. Onun dışında bir aslında maliyetiniz yok. Kazançla maliyet aslında denk burada. E, bu nedenden ötürü bazen evet site yönlendirmelerini görürüz. E, böyle bir landing page dediğimiz yönlendirme sayfasıyla başka bir sayfaya girip satış tamamlanır bu dünyada. Ama bazen de böyle gizli gizli e, trikler yapılır online dünyada. Ne yaparız? işte araç satan bir sitede ne yaparsınız? Kasko birden görürsünüz. Bir tıklarsınız o kasko sitesine gidersiniz. Ya da tatil satışının olduğu bir platformda birdenbire sağ tarafta bir araç kiralamayla alakalı bir işte banner pop-up ya da bir bilgilendirme tanıtımı görürsünüz. Ona tıkladığınızda ilgili sayfaya gidersiniz. İşte yapmış olduğunuz tüm bu tıklamalarla aslında bu yönlendirmelerle karşı tarafla kurum arasında bir affiliate ortaklığa şahit olmuş oluyorsunuz. Bunun birçok versiyonu var. İndirim de dağıtıyor. Eminim ki bizi izleyenlerin yüzde %80'i 80i öğrenci olduğu için bunları bolca takip ediyorlardır. Her markanın aslında hem trafik sağlamak için yapmış olduğu bu kampanyalar bir anlamda en çok da tüketiciye yarıyor. Çünkü işte kuponlar veriliyor, indirimler veriliyor gibi birçok fayda sağlanıyor tüketici adına. Kaynaklarımı da iletmek istedim aslında sunumu. Seninle de paylaşacağım öğrenci arkadaşlarımızla belki daha detaylı incelemek isteyen olursa. Evet. Beni dinlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ederim. Varsa soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Ee, şöyle biz teşekkür ederiz Burcu Hanım. Bu güzel bu denli sunumumuz bilgileriniz adına. Ya ben aslında şöyle bir şey, e, sizlere birçok soru hazırlamıştım ama o soruların cevaplarını aslında bu sunumun içerisinde buldum. <laughs> Yine e, YouTube'dan gelen e, sorularla devam edelim. Bir iki sorumuz var. Tabii. E, YouTube'dan Ecem Ağaçkışlı hanımefendi, e, merhabalar. Her alanda tüketimin bu kadar arttığı bir dönemde geri dönüşüm için bir projeniz var mıdır diye bir soru iletmiş. Var. Biz Shop Samsung'da böyle bir proje yapıyoruz bu arada. Ee, bir cep telefonu almak istediğinizde e, eski telefonunuzu geri verdiğiniz bir e, dünyamız var yakında belki bunu daha farklı kategoriler için genişletiyor olacağız yani sadece cep telefonu üzerinde kalmayacak bu ilerleyen dünyada belki eski televizyonunuzu da verip yerine yenisini alıyor olabileceksiniz e, bu tarz geri dönüşüm projelerini yapıyoruz bu çok önemli çünkü e, aslında atın da değerli olduğu bir dünyada yaşıyoruz e, birçok projemiz var çok teşekkür ediyoruz Burcu hanım. Şimdi e, Shop Samsung dedik aslında sorumuz da ona yönelikti. E, ben de şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi Shop Samsung dediğimiz takdirde yani birazcık bize bilgi verir misiniz? Aynı zamanda yine sunumu yaparken belirtmiştiniz ama %15'lik bir öğrenci indirimi vardı. Evet. Bunu da hem bu şekilde yineleyelim. Aynı zamanda programdan sonra gün içerisinde bizleri sosyal medya hesaplarından takip eden izleyicilerimiz o eee indirimin linkine ulaşabilir diye de eklemiş olayım. Memnuniyetle. Shop Samsung dediğimiz aslında Samsung Türkiye'nin resmi e-ticaret platformu. Yani siz Samsung Türkiye'nin e, ürünlerini almak istediğinizde e, doğrudan satış kanalı, online satış kanalı e, bir app uygulamamız var. Webten de satın alabiliyorsunuz. E, tüm Samsung ürün gamını, Türkiye'de satışta aktif olan tüm Samsung ürün gamını, shop.samsung.com.tr'den alabilirsiniz. Ee, gerekli mobil uygulamalardan da telefonunuza indirebilip tüm kampanyalarımızdan düzenli olarak haberdar olabilirsiniz aslında. Senin de hatırlattığın gibi evet, öğrenci indirimini e, geçerli olduğu süre zarfı içinde tüm öğrencilerimiz mevcut öğrenci hesaplarıyla üye olduklarında e, avantajlı fiyatları görebilirler. Peki ne kadarlık bir süresi skalamız var? Yani bir alan şey var mıdır bunun? Bir Şu an skala, yıl sonuna mıdır? kadar devam edecek kampanyamız evet, ama evet. fiyatlar biliyorsunuz ki her geçen gün hatta her dakika değişiyor. Evet. E, fiyatlarımız her ay başında güncelleniyor. Dolayısıyla e, Haziran ayında bir indirim almak istediğinizde e, yaklaşık işte Haziran'ın 3 ile 4 arasında tamamlanmış oluyor fiyatlarımız en geç. 5'i itibariyle de siz girip e, öğrenci hesabınıza üye olduğunuzda bu indirimlerden yararlanabileceksiniz. Tamamdır. E, çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda tekrardan ben yine diyeyim, e, yine indirimin detaylarını sosyal medya hesaplarımızdan, Prat İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi gibi sosyal medya hesaplarımızdan da, story kısmından da bulabilir arkadaşlarımız ve izleyicilerimiz. Şimdi bir diğer soruya geçmek istiyorum ben. Dijital iletişimde üçüncü taraf dedik, iş ortaklıkları dedik. E, bu e, üçüncü taraf iş ortakları kimler tarafından sağlanıyor? Yani... Üçüncü taraf iş ortağı olmak için ne gerekiyor? Üçüncü tra trafik gerekiyor. <laughs> Çünkü az önce sunumda da söylediğim gibi aslında amacımız eğer satış yapmaksa ki biz de bir satış platformuyuz Hı. E, bu satışı artıracak aktiviteler yapıyoruz. Dolayısıyla biz elbette ki bir iş birlikteliği yapmış olduğumuz platformun öncelikli olarak her tüketici gibi girip bir trafiğine bakıyoruz. Ne kadar trafik sağlıyor, ne kadar kullanıcısı olabilir, ne kadar takip ediliyor ya da bizim mevcut hedef kitle müşterimizin dışında bize ne getirebilir e bakıyoruz. Ee, akabinde tabii ki çok ciddi sözleşme ve e, şartlarımız var. Her iki tarafında yani bunu trafiği sağlayan da trafiği alan taraf için de geçerli. E, bu sözleşmeleri de yaparak aslında e, gelir ortaklıkları paylaşımı yapıyoruz. Evet. E, Kurumlar şimdi, belirliyor yani aslında özetle. Anladım. Peki böyle hiç e, değişik gelen ya da en çok nelere dikkat ediyorsunuz bu konuda Üçüncü taraf iş ortağı olma konusunda şahıslar veya firmalar e, tam olarak nelere dikkat ediyor diye bir sorun var. Yani tabii ki kurum kimliğimle baktığımda e, bizim markamızla e, iş ortaklığı yapılabilecek markalarla bunu yapıyoruz. Ama bireysel bir kullanıcı olarak sorarsanız eğer, e, elbette ki siz de her siteden alışveriş yapmıyorsunuz. Benim için öncelikli olarak güvenilir oluyor olması önemli. E, evet bir kampanya, bir ofer, bir fayda veriyorsunuz belki işte indirim veriyorsunuz vesaire ama... Sonuç olarak dijital dünyada bir iz bırakıyorsunuz. Yapmış olduğumuz her şey bir iz. Dolayısıyla o e, sayfaya, o kaynağa güveniyor olmanız lazım. Çünkü sonuç olarak onun yönlendirmesiyle almış olduğunuz üründe e, her ne kadar bunu yönlendiren taraf ulaşamasa bile bu bilgilere bir dijital iz bırakıyor. E, dolayısıyla benim için en önemli nokta aslında güvenilir olması. Yani marka kimliğiyle yan yana gelebiliyor olması ya da Burcu olarak benim ona güveniyor olmam. Anladım, çok teşekkürler. Şimdi birazcık daha konumuzun bir diğer kısmına geçmek istiyorum. Sosyal sorumluluk projeleri. Hı hı. Şimdi siz Samsung Shopping kısmında birazcık açıkladınız ama bu yaptığınız sosyal sorumluluk projelerini birazcık daha açıklayabilme ihtimaliniz var mıdır? Yani Samsung Shopping nasıl bir sosyal sorumluluk projeleri yapıyor? Hangi sosyal sorumluluk projelerinde varlar veya yer alıyorlar? Şu an aslında bunu şu an çalışmış olduğumuz çok detaylarına verememekle birlikte çevreye duyarlılıkla alakalı bir sosyal sorumluluk projesi için çalışıyoruz. Ee, ama hani Samsung özelinde bunu dışına çıkarabilirsek aslında genel olarak konuştuğumuz tüm örneklerde ya da benim daha önceki deneyimlerimde yaptığım e, mesela birçok e, platform var biliyorsun işte Acay e, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi aslında e, birçok yardım bekleyen ve yardımlarla ayakta duran topluluk var. Ağırlıklı olarak sosyal sorumluluk projelerini bunlar üzerinden yapıyoruz. Yani ben çocuğa dair bir şey yaptığımda adresim işte genelde Açev oluyor. İşte Açev'deki yöneticilerle konuşuyorum. Diyorum ki X bir ürün satacağım ve bu üründen satmış olduğum ürünün X tutarını size bağışta bulunacağım diyorum. Bunlar tamamen yasal, resmi ve e, şeffaf şekilde bu arada yapılıyor. Çünkü aslında sosyal sorumluluk projelerinin eğer paraya dokunan bir kısmı varsa, yani çevreye duyarlı bir proje e, yapmıyorsanız eğer ticari olarak e, az önce de söylemiş oldum, yani mama satıyorum karşılığında haykopa eğer bağış yapacaksam e, benden mama alan kişinin gerçekten o bağışı yapıp yapmadığıma güveniyor olması lazım. Dolayısıyla buradaki iş birlikteliklerindeki güven esasını biraz yasal çerçevelerle de sınırlandırıp gerçekten o kuruma ulaşıp ulaşmadığı noktasında tüketicilerin merakını giderecek şeyler yapmaya çalışıyoruz. Genelde bu kampanyaları planlarken. Dediğim gibi aslında tamamen ürüne, kuruma ya da ee, o an e, hasta olan e, herkesin e, ilgisini çekebilecek konulara sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Şu an ağırlıklı olarak e, Gündem elbette ki bir daha asla e, aksi e, bir şekilde olmadığı bir müddetçe e, tekrar yaşamak istemediğimiz depremle alakalı konular. Evet Çok teşekkür ediyoruz. E, şimdi araya bir YouTube sorusu yani izleyicilerimizden gelen bir soruyu vermek istiyorum. Tabii. E, Nevzat Zengin Bey tekrardan bir soru yöneltmiş bizlere. E-ticaret sitelerinde trafik yaratmakta en önemli kanallar nelerdir? Google veya sosyal medya üzerinden de demiş. Evet, Google ve sosyal medya platformları üzerinden aslında linklerle trafiği sağlıyoruz biz. Nevzat Bey teşekkür ederiz sorunuz için de. E, ne yapıyoruz? İşte Belli linklerle, influencerlarla artık çok hayatımızda artık aslında her bir gencimiz influencer. Böyle bakıyoruz bazen bir kampanya özelinde de konuşuyoruz biz planlarken. Kendi içimizde, tüm projelerde ve şu ana kadarki tüm deneyimlerine Ben aslında tanımıyorum onu ama bir bakıyorum milyonlar takip ediyor. Bakıyorum büyük büyük kurumların aslında olmayan kadar takipçi sayısı var. Şu an işte en gündemdekiler aslında hepimiz takip ediyoruz. İşte Babala TV ve benzeri. Bunlar aslında biliyorsunuz ki sosyal medya platformlarıyla başladılar ama şu an bambaşka şeyler yapıyorlar. Siyasette konuşuyorlar, yardımda konuşuyorlar. Birçok noktaya dokunuyorlar. Dolayısıyla aslında hedef kitleye göre bir kanal belirleyip Google Reklam dijital pazarlamadaki tüm enstrümanların kullanıldığı dijital reklamcılıkla trafik sağlamaya çalışıyoruz biz de platformlarımızda aslında. Evet çok teşekkürler Burcu Hanım tekrardan. Şimdi birazcık da zaman skalamız da azaldı. Son bir soru sormak istiyorum. Yine YouTube üzerinden izleyicilerimizden soru varsa onları iletmiş olacağız. Şimdi şöyle bir şey. Bir arkadaşımız, bir izleyicimiz hiç fark etmeksizin bir e, kişi çıktı. Ben de de sosyal sorumluluk projesi yapmak istiyorum. Nasıl başlamalı? Nereden başlamalı ki günümüzde çok hani bildiğiniz üzere de sizin e, bizler bir şeyler yapmak istiyoruz. Biz özellikle yaşıtlarım olarak konuşuyorum ama nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Hı hı. Şimdi sosyal e, sorumluluk projesi yapmak isteyen bir arkadaşımız olduğu zaman nelere dikkat etmesi lazım? Nasıl bir yol izlemeli? Sizlerden de bunu dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikli olarak projeyi belirlemeli. Ee, yani şu yine tekrar çok da marka göstermeden göstereyim ama mesela bir su şişesinin kapağından bir tekerlekli sandalyenin çıktığı düşünülürse e, hangi noktaya dokunacak sosyal projesi yapmamız gerektiğini ya da yapmak istediğimizi belirlememiz lazım. Ben daha önce e, kendi deneyimimden anlatabilirim. E, köy çocuklarına e, kitap, oyuncak ve benzeri ürünlerin olduğu bir e, sosyal sorumluluk projesi yapmıştım daha önceki e, iş hayatımda da. İşte önce kaynağı buldum, nereye yardım edebileceğimi buldum. E, onlarla birebir görüştüm. Gerçekten onlara ulaştığında bunun doğru kaynak olup olmadığını araştırdım. Sonra Burcu olarak takim ama Kaan'la ya da bizi izleyen değerli izleyicilerle birleştiğimizde daha güçlü olacağımız için bunu en daha, en fazla nasıl kitlelere ulaştırabileceğimi düşündüm. Dolayısıyla işte belli WhatsApp grupları, profiller ve benzeri şeylerle aslında o haneyi çoğalttım oradaki kişi sayısı hanesini çoğalttım. Bireysel olarak bunu yapmak istiyorsanız bu yollarla ilerliyorsunuz ama kurumlar tarafındaki hikaye tabii ki değişiyor. Sonra elbette ki yardım toplama ve bunu nasıl kullanacağım noktasındaki bir stratejiyi belirlemek oldu. Akabinde o yardımın ulaştırılması noktasında bir yol haritası çizdim kendime. En sonda tabii ki herkesin aklında soru işareti kalmaması adına bu yardım yapıldıktan sonra canlı kişilerle bu yardımı yapanlar arasında bir bağ kurup aslında bu serüveni noktaladım. tüm arkadaşlarıma aslında hani önerim şu olabilir. Sosyal sorumluluk projesi dediğimizde böyle gözümüzde çok büyütmemekte de aslında fayda var. Ee, yani bu bir şişe kapağı toplamak olabilir işte pil atıkları topluyoruz gibi bunlar olabilir doğaya saygılı bir şey olabilir hayvana saygılı bir şey olabilir hep önerimdir mesela büyük büyük ambalajlara mesela bir örnek verebilirim belki buradan bir arkadaşımız da bunu yaşatır ve çoğaltır ee, biz insanlar olarak ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz ama canlılar keza bizimle aynı şansa sahip değiller beslenmek ya da e, barınmak konusunda mesela hepimiz her gün online alışveriş yapıyoruz kolileri firmalar dünya kadar para veriyor e, biz de aslında kargo bedeli ödüyoruz bir sürü keşke o kargo bedelleri geri dönüşmeye de uyumlu olan ama sokak hayvanlarını sokak canlılarını işte bir kap e, su olabilecek şekilde gelse değil mi kocaman bir kole oluyor mesela o bir kedi yuvası olarak gelse neden olmasın? Böyle bir ateş yakabilirim. Belki siz de bunu büyütebilirsiniz. Zamanında bunu yakın projeler yapmıştım ben de. Evet, çok teşekkür ediyoruz Burcu Hanım. Hani söylediğiniz bilgiler çok güzeldi. çok Bu denli bilgiler inşallah hani diğer katılımcılarımızın, izleyicilerimizin de bir nebze olsun hayatlarında böyle bir ışık olur ki bir fikir de verdiniz. Bir aslında fikir de yaktınız. Hani bu konuda da güzel bir şeyler çıkabileceğini ümit ediyorum ben. Umarım. Çok keyifli bir sohbetti. Evet ve bizim için de öyleydi. Başka eklemek istediğiniz var mı? Eklemek istediğiniz başka şeyler? Çok teşekkür ederim. Umarım herkes keyifle dinlemiştir. Çok da yormadın aslında. Temel sınırlarını çizdim. Bu iş tamamen hayal gücü ve biraz işte vicdan ve yürek dediğimiz kavramlarla aslında bence şekilleniyor. Çünkü hiçbir şey yapmadan gözümüzü kapatarak da yaşamaya devam edebiliriz. Böyle var olabiliriz ama aslında önemli olan şey bir şeyi yaparken başkalarının da hayatına dokunmak. Sosyal sorumluluk projelerinin de aslında en önemli tarafı bu. Keza belki affiliate ortaklıkları da bunun bir yerine dokunuyor. Çünkü bunu farklı şekillerde yapan birçok kurum da var. Dolayısıyla fark yaratmak diyorum, bir şeyi bambaşka hale dönüştürmek hepimizin elinde. Umarım bizi izleyenler için de bir e, düşünce olabilmişimdir. Farklı e, kanallar açar hepsi için. Evet, çok teşekkürler. E, şimdi programımız burada son buldu. Hani sohbetinize doyum olmuyor diyebilirim. Teşekkür e, gerçekten ederim. Güzel bir Benim sohbeti, için de çok keyifliydi. Güzel bilgilendirici bir e, serüven yaşadık. Bizden sonraki oturum bizden ayrılmayın e, sevgili izleyicilerimiz için. 13.30'da Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencilerimizden. Miray Aydoğan arkadaşımızın lüks markalar ve dijital pazarlama stratejileri konulu programında Burcu Kunay, Turkuaz Medya Pazarlama Müdürü Burcu Kunay Hanım Efendi bizlerle beraber olacak. Hız kesmeden DigiDays 23 devam ediyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın. Görüşmek